Sellers'ın çok bildiğimiz bir Pembe Panter filmi vardır. Hani parmaklarının ucunda yürüyen, arkasından tatlı müziği olan ve her duyuşumuzda aklımıza gelen işte o Eda'yla herkes uyuduğunda ya da her ortalık sakinleştiğinde mutfağa doğru ilerleyen insanlar vardır. Biz bunlara gece fareleri deriz. Gece mutfak fareleri. Onların aslında beslenmelerinin, her şey bittikten sonra o beslenmelerinin mutlaka bir nedeni vardır. Yani gece atıştırması durup dururken öyle insana gelmez. İşte onların nedenleri nelerdir? Peki çözümü var mıdır? Bunlar bizim metabolizmamızı ne hale getirir? Daha niceleri biraz sonra yayınlayacağımız videoda ben sizin yerinizde olsam mutlaka izlerim. Ama aynı zamanda da abone olmayı unutmam. O bu taraftaki çıngırağı da mutlaka işaretleyin ki her yeni videomuz size bilgilendirilsin. Gece acıkmalarıyla bana gelen çok danışanım olmuştur meslek hayatım boyunca. Oldukça ilginçtir onların öyküleri. Bir kısmı şöyle başlar cümleye. Taylan Hanım, ben bütün gün boyunca çok sağlıklı besleniyorum. Eve gidiyorum, akşam yemeğimi de yiyorum. Çocuklar uyuduktan sonra ya da eşimle televizyonun karşısına geçtikten sonra yavaş yavaş o içimdeki canavar ortaya çıkmaya başlıyor. Ve o çıkan canavar beni öyle bir yönlendiriyor ki kendimi ya mutfakta buluyorum ya da onunla da yetinmeyip biraz utanıyorum bu halimden. O mutfaktan kaçıp herkes iyice ortalıktan çekildikten sonra tekrar ciddi anlamda yemeye başlıyorum. Bir grup böyledir. Bir başka grup ise gün içindeki beslenmesinden hiç bahsetmez. Ancak biz ağzından cımbızla alırız o lafları. Sadece şundan bahseder. Taylan Hanım, ne oluyor bana bilmiyorum ama gece uykuma yattıktan sonra birisi sanki beni uyandırıyor uykudan ve akşam yemeğinden kalan ya da sabahtan kalan herhangi bir yemeğin düşüyle uyanıyorum. İşte o böreği ya da o reçel kavanozunun içindeki kavanozu, adı lazım değil o çikolatalı karışımı mutlaka yemek istiyorum ve ben bunu yapmadan da uykuya tekrar dalamıyorum. Ciddi anlamda açlık hissediyorum. Şimdi bu iki durumu iyice irdeleyelim. Hangi gruba giriyorsunuz siz? Gece acıkmalarında gerçek anlamdaki açlığınız, gün boyu açlığınızın neticesinde mi oluşuyor? Ya da hayır, bu da değil de siz acaba bu açlığı kafanızın içinde büyüttüğünüz bir takım nedenlerden mi oluşturuyorsunuz da yaşıyorsunuz? Ama ikisi de ne koşulda, hangi nedenle yaşıyor olursanız olun, benimki sonuçta size kilo aldıracak ve sizin vücudunuzun metabolizmasını ciddi anlamda allak bullak edecektir. Neden? Çünkü gece uykunuzdan kalkıp tekrar uykuya daldığınızda sıfır hareketle aldığınız kaloriler bir takım bir güzel şekilde üstünüze kalacaktır. Daha da beteri hazımsızlık gibi, şişlik gibi, işte vücudunuza aldığınız o gecenin bir yarısı aldığınız yiyeceklerin ağırlığıyla uykusuzluk gibi ekstra problemler de size eklenecektir. Şimdi bu kadar kötüledikten sonra gece yemelerini artık çözümüne gelmenin zamanı. O halde ben bir beslenme uzmanı olarak neyi önermiyorum? Gece beslenmesinin önlemini almanız lazım. Böyle bir alışkanlığınız varsa kocaman kırmızıyla yazın. Ben gece beslenmemden vazgeçeceğim. Bunu bilelim. Nasıl vazgeçeceğiz? Şöyle vazgeçeceğiz. Birinci önlemimiz, gün içinde yediğimiz öğünlere bir bakacağız. Gerçekten biz sabah, öğlen, akşam yemeğimizi yiyor muyuz? Ara öğünlerimizi yiyor muyuz? Yoksa hani sabah kahvaltımızı edip, öğleni atlayıp, akşam yemeğinde de geçiştirip, tam rahatladığımız öğüne mi saklıyoruz her şeyi? Birinci önlemimiz, doğru öğünleri doğru şekillerde serpiştirmek günlük beslenmemize. İkincisi, stres tamamıyla gece beslenmeleriyle çok ilintilidir. Eğer sizi yemek yeme rahatlatan bir unsursa, rahatladığınız saatleri çok iyi tespit etmek lazımdır. Bazı insanlar için de genellikle bu saatler gece yemekten sonraki saatlerdir. İşte öyleyse mutlaka bir psikolojik destek alarak ya bu bir psikiyatri eşliğinde bir ilaç desteğiyle de takviye edebilir ya da bir terapi şeklinde bir psikolojik destekle, eğer gece beslenmeniz sinirsel bir süreci uzantısıysa onun tedavisine mutlaka başlamalısınız. Üçüncü önlemimiz uyku düzeniniz.
Dikkat ederseniz bütün videolarımda sağlıklı beslenmenin yanında sağlıklı uykunun da sizin kilo örüntünüzle çok ilgili olduğunu vurguluyorum. Eğer siz kilo vermeyi ve gece atıştırmalarını ortadan kaldırmak istiyorsanız gece uyku düzeninize de kontrol etmelisiniz. Eğer siz geç yatan kurt adamlardansanız ne olursa olsun acıkacaktır o vücut. Çünkü düşünün 11'de 12'de normal 1'de en geç. Hadi 2'de yatan bir yapınız yok da sabaha karşı 5'lerde 6'larda yatıyorsanız sizin zaten biyoritminizde öğlen yemeğinizde akşam yemeğiniz yer değiştirmiş demektir adeta. O halde bizim çok dikkat edeceğimiz şeylerden bir tanesi de uyku düzenidir. Bir başkası kaliteli ve düzenli bir uyku için gece uykudan sizi uyandıracak unsurlardan uzak olmamızdır. Nedir bu unsur? Örneğin idrarımızın gelmesidir. O halde içtiğiniz içeceklerin doğru saatlere yayılmasına ya da tuvalete uyumadan önce tuvalet alışkanlığınızı doğru şekilde kontrol etmenize bakın. Gece biz eğer çok fazla tuvalete kalkacak şekilde sıvı içecekleri akşam öğünümüze yığıyorsak, bir de bunun üstüne karpuzu kavunu ekliyorsak vay halimize. Zaten uyku kalmayacak, o uyanış esnasında da ister istemez uyuyor hale geleceğiz. Biz yiyor hale geleceğiz, özür dilerim. Dolayısıyla bizim akşam yatmadan içtiğimiz sıvılara da dikkat etmemiz gerekir. Şimdi melatonin hormonu çok önemlidir. Melatonin hormonu bizim Dracula hormonu dediğimiz hormondur. Güneş ışığının gitmesiyle beraber vücudumuz tarafından salgılanır ve bizi uykuya çeker. Bunun doğru salgılanabilmesi için de içinde bulunduğumuz ortamın karanlık, sessiz, sakin olmasına özen gösterin. Ha siz şöyle bu ortamda uyuyorsanız, efendim televizyon açık, perdenizi kapatmamışsınız, ışığınız hafif açık, dışarıdan gelen sesler alabilecek kadar yalıtım olmayan bir ortamda zaten o ortamda uykuya dalamadığınız için aklınıza yemek de mutlaka gelecektir. Bir başka şey, içtiğiniz içeceklerde, hani dedik ya gece sizi idrara kaldıran şeylere dikkat edin. Bir de uyarıcı içecekleri akşam yemek saatlerine çok taşımamanız lazım. Nedir uyarıcı içecekler? Çay gibi, kahve gibi içecekler. Mesela koyu bir çay, üst üste kahveler. Hadi bununla da yetinmeyip size gaz ve şişlik yapacak özellikle gazlı içecekler. Bunları yapıp da siz nasıl beklersiniz? Rahat uyuyayım ben, işte kalkıp da yemek yemeyeyim. Onları bir takım yemekleri bastırmak amacıyla içip tekrar o yemeği yiyip tekrar bastırmak amacıyla içerseniz zaten iyicene kısır bir döngüye girip felaket tellallığına başlamış oluruz biz de bu konuyla ilgili. Bir başka şey, gece yemeği atağa geçirmemizin en önemli nedenlerinden bir tanesi insülinimizdeki dengesizliklerdir. Ne demek insülin dengesizliği? Yani o glikozu kanımızda uyarlayan, doğru olmasını sağlayan hormon ya insülin. İşte bu hormonu biz eğer doğru kontrol edemezsek, gün içinde doğru saatlerde, doğru aralıklarla, doğru içerikli yiyecekleri yemezsek, karbonhidratların kompleks olması gibi, yani çok tahıllı olması gibi, ikide bir de işte çikolatayı da çörekli börekli gibi atıştırmalıkların hayatımızda olmaması gibi bunları kontrol etmezsek, öyle bir insülin bizi yönetim altına alır ki siz kendinizi kaybedecek şekilde sürekli yeme hatağını özellikle de akşam yatmadan önce geçirirsiniz. Benim size şöyle güzel bir önerim var, çok da pratik. Akşam yemeğinizi hafif yiyin. Hafif yiyin derken çok geç yiyenlerden bahsediyorum. Mesela güzel bir etli sebze yemeği, yanına bir kase cacık. O cacığın içindeki yoğurdun verdiği sakinlik size çok iyi gelir yaz mevsimlerinde. Kış ise 2-3 tabak çorba yiyebilirsiniz. Yine yanına güzel bir yoğurt, güzel hafif bir salata yiyebilirsiniz. Ha uzun oturacak bir insansanız o zaman mesela et, tavuk, balık yanına yine salata yiyip yine biraz bir parça yoğurt yiyebilirsiniz. Yemeğinizden 2 saat sonrasında ise kendinize bir fincan sıcak suyun içine bir poşet veya bir yemek kaşığı papatya çayı, bir yemek kaşığı melisa çayı, şöyle bir çay kaşığı da lavanta tohumu koyup bunu 5 dakika demleyip güzelce ne içerseniz bilin ki mışır mışır uyursunuz. Ha yemek sonrası kahve ve çay alışkanlığı yerine biraz önce söylediğim içeceği içerseniz çok daha kolay olur. Bir başka şey de gece atıştırmalarını engellemenin yolu da akşam yemeğinden önce bir çay bardağı suyun içine bir çay kaşığı elma sirkesi içip onun sizin şeker dengesizliğini engellemesine yol açmamızdır. Yani ne yapıyoruz? Akşam yemeğine oturmadan bir çay bardağı suyumuzun içine bir çay kaşığı elma sirkesi koyuyoruz.
Şimdi bizim totalde amacımız ne? Sağlıklı beslenmek. Gün içindeki öğünlerimizin dışında abur cuburu, yanlış olan atakları hayatımızdan çıkarmak. Bu atakların en önemlilerinden bir tanesi gece ataklarıysa, söylediğim nedenleri ortadan kaldırıp minik iki tane önlemi de hayatınıza koyarsanız bir bakarsınız ki artık gece beslenmenizin yerini gece beslenmemeniz almış ve mis gibi rahat rahat mışıl mışıl uyumuşsunuz. O zaman size güzel uykular, az yemeler diliyorum gece vakti. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Bu arada ben unutuyordum az daha. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Çıngırağı hiç unutmayın. Onu da mutlaka dokunuyorsunuz.